Evet sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz dünyada yaşıyoruz. Dünya iklim değiştiriyor. Küresel krizler yaşanmaya başladı. İşte efendim en son aldığımız verilere göre işte bu yıl 1,5 derece dünya daha sıcak geçmiş. İşte buzullar eriyor, deniz seviyeleri yükseliyor. Efendim mesela yağmurlar yağmıyor, karlar yağmıyor, ekolojik denge değişiyor. Bu nasıl oluyor? İnsan eliyle oluyor. Hızla betonlaşmaya doğru gidiyoruz. İşte ormanlar yanıyor, yok olmaya doğru gidiyor. Efendim işte göllerde, barajlarda su seviyeleri düşüyor. Irmaklarda su seviyeleri düşüyor. Şimdi geleceğin en büyük sorunu suyla ilgili. Yani bizim ülkemiz her ne kadar böyle sulak bir arazi olsa da efendim içilebilir su, kullanılabilir temiz suya erişim gittikçe zorlaşıyor. Şimdi biz bunu biliyoruz. Bunlarla ilgili yayınlar da yapılıyor, biz de yayın yapıyoruz. Sonra bakıyorsun ki ne, yani şimdi içme suyuyla tarla sulanmaz. Değil mi? Ama içme suyuyla efendim sanayide kullanılıyor. Sanayinin her aşamasında kullanılıyor. Hem de tonlarca, yüz binlerce ton kullanılıyor. Şimdi bu sular fatura edilirken de orada birçok efendim ayak oyunları yapılıyor. Yani birçok kişi temasa geçiyor, o faturalar küçültülüyor falan. Yani sen evinde ayda 10 ton su kullanırken o faturayı ödemekte zorluk çekiyor. Ama binlerce ton su kullanan sanayi o suyun parasını da ödemiyor. Yani içme suyunun ne kadar kıymetli olduğunu bilelim. Yani bu sanayide kullanacak suları başka türlü yapalım. Yani oraya çakma kuyu çaksınlar, bir dinamo koysunlar, suyu alsınlar, kullansınlar. Yani oraya şebeke suyu vermeyelim. Buna benzer veya dikkat edelim. Şimdi geçen suyla ilgili biliyorsunuz Adana Çukurova ilçemizde suyu olmayan, yıllardır olmayan köylerden bahsettim. Yani mahallelerden bahsettim. Burası Adana Merkez Çukurova ilçesi. Ama o köylerin suyu yokken bir tarafta bahçeler var. O bahçeler sulanmazsa olmaz. Bir tarafta villalar var. Ama villaların önündeki köyde su yok. Villaların arkasındaki köyde su yok. Yanındaki köyde su yok. Yani bir gün, iki gün değil, yıllardır yok. Buna benzer, biz bunu bahsetmiştik. Birkaç tane arkadaş da telefon açtı. Yani neresi bu dediler, isim ver dediler. Gerek yok. Zaten Çukurova Merkez. Çukurova Merkez ilçenin 27 tane mahallesi var. Bunlardan 7-8 tanesi eski köy tabir ettiğimiz nokta. Bunu herkes biliyor.